welcome. Thank you very much for joining us. Yeah. May I introduce my wife, Sarah? Yeah. You know, the... Thank you very much for coming, madam. Happy day to you. Thank you very much for joining us. Hoş geldiniz komutanım. Merhaba, hayırlı akşamlar. Çok sağ ol. Ladies and gentlemen, as we pay tribute to our own martyrs, let us all pay our heartfelt respects to the martyrs of the Turkish nation, from the battlefield of Çanakkale to those who laid down their lives on 15th of July 2016, to all those who continue to stand in defense of their motherland. Of 1965, and also to those who are exhibiting the same valor in our ongoing counter-terrorism operations. At this juncture, we also pay tribute to the martyrs of Çanakkale and Turkish soldiers who are sacrificing their lives in their recent war against terrorism. Pakistan nation assures its Turkish brothers that we have and we will stand with you under all circumstances. The relation between us would inshallah continue to grow stronger, maybe on account of defense collaboration or between government to government or people to people. 6 September is a landmark in history of Pakistan. 53 years ago on this day, a valiant armed forces of Pakistan successfully repulsed the enemy's aggression and defended the homeland. The people of Pakistan demonstrated unsurpassed national unity
and stood by their armed forces to thwart the evil designs of the enemy. Pakistan'ın, Türkiye'de, Türk insanının aklında, kafasında, gönlünde diye hepinizin bildiğiniz son derece özel bir önemli. Dolayısıyla böyle önemli bir günde sizlerle birlikte olmak, bizi burada rahat etmeniz gerçekten bizim için de büyük bir şeref, büyük bir onur oldu. Bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu sizlere bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Ve konuklara ilerlemeden hemen başında şahsım adına, arkadaşlarım adına, ziyaretlerine, Türk efendim, misafirler adına sizlere bir salma gibi yüzden dolayı en üstelik bir yerde kutluyorum. Ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin her geçen gün daha iyi gittiğini görüyoruz, biliyoruz. Önümüzdekiler de inşallah çok daha başarılı, çok daha güzel şeyler gelecek ve hem ülke içinde hem de bölge için büyük bir istikrar unsuru olmaya devam edecek. Hepimizin bildiği gibi bizim Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğumuz çok eskiye dayanmakta. Ortak bir tarihimiz, ortak bir kültürümüz var. Ve buradan dolayı da son derece mutluyuz. Ve burada her vesileyle, her fırsatta bütün faaliyetlerimize, askeri, sosyal, ekonomik, siyasi faaliyetlerimize bu geçmişimiz, bu ortak kültürümüz bizim bütün işlerimizi kolaylaştırmakta. Ve gerçekten övünerek, güvenerek söylemek istiyorum. En üst düzeydeki birliktelik, en üst düzeydeki anlayış birliği bizler için, askerler için, siviller için tüm çalışmaları son derece kolaylaştırmaktadır. Ve Pakistan'ın gerçekten bizim kalbimizdeki, gönlümüzdeki yeri son derece özeldir. Bir ilişkilerimizde bize çok önem verdiğimizi bilmenizi istiyorum. Gerçekten biz Türk-Pakistan ilişkilerinin tarihini hiç zaman unutmayacağız. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler, dostluk, kardeşlik gerçekten bütün faaliyetlerimizi son derece desteklemekle ve özellikle bizim buradaki 1920'de yaptığımız Yunanlara karşı yaptığımız savaş sırasında bizlere gösterdiği destek her türlü takdir üzerinde bunu her Türk vatandaşı çok iyi bilmekle ve bunu her zaman saygıyla minnetle anmaktadır. Bundan dolayı ben bir kez daha sizin şahsınıza bu destekten dolayı size teşekkür ediyorum. Bu tabi sadece 1920'de olup gitmiş değil, bu süren bir dostluk, süren bir destek. Ne zaman ihtiyacımız olsa, 1974 dahil Pakistan'ın kardeşlerinde üzerimizde bulunduk. Bunlarla da son derece mutluyuz ve sizlere şükran borçluyuz. Bizim bu faaliyetlerimizin yakınlığı, faaliyetlerimizin birbirine olan desteği, karşılıklı destek ve işbirliği bizim faaliyetlerimizi kolaylaştırmakta ve biz bu arada Pakistan'ın terörle mücadele başta olmak üzere ülkesi için, bölgesi için her yaptığında farkındayız. Bu da gerçekten bölge için büyük bir önem arz etmekte. Her barışın ve istikrarın teyidi bakımından, her de oradaki rahatın, huzurun gelişmesi bakımından orada Pakistan kardeşlerimizin, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin yaptıkları bilinmektedir. Bu yakın mali bağlarımız ve kültürel bağlarımızdan dolayı biz son derece kendimizi rahat hissediyoruz ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'yle birlikteliğimizin bundan sonra da hayata dönme hayatı olduğunu bilerek istikrarlı bir şekilde her geçen ilişkilerini artarak yardım edeceğimizle eminiz. Bunu da her fırsatta her zaman söylüyoruz. Burada başka global televizyon olmak üzere Pakistan'ın yaptığı faaliyetlerini biraz önce söylediğim gibi gerçekten çok önemli olduğunu bilmemiz lazım. Ve bu terörle mücadele konusunda da terör orijini ve motivine hiç bakmamışsın. Bütün teröristler aynı o teşkilatı diyerek ve hiçbir teröriste terörle ayrım yapmaksızın terörle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve terörle mücadele başta olmak üzere savunma sanayi dahil her konuda Pakistan olan münasebetlerimizle işbirliğimiz artarak devam edecektir. Bu önümüzdeki günlerde bu işbirliğinin ve bu dostluğun daha da artacağından hepimiz eminiz, hepimizin bildiği gibi. Burada bir özel bir notumuz var, özel bir husus var. Burada 15 Temmuz faaliyetlerinin geçişimiz arasında Pakistan dostlarımız diğer konularda olduğu gibi, diğer zamanlarda olduğu gibi burada da çok yakın bir ilişkili değerlerde Türkiye'nin yanında olmuşlardır. Bu da gerçekten bize güç vermiştir, kuvvet vermiştir. Hala da bu ortaklığımız, işbirliğimizi devam etmekte terörle mücadele çerçevesinde FETÖ örgütüne karşı. Ve bir kez daha Sayın Büyükelçimize, Doktor Gazi'ye bir kez daha hanımefendiye teşekkür ederim bize davet ettikleri için. Gerçekten bu önemli günde, anlamlı günlerde sizlerle beraber olmak bizim için çok önemliydi.
bazı programlardan dolayı gelen ihtimali var. Ondan dolayı üzülmüştü. Ama çok şükür o programlar gitti ve sizinle beraber olduk. Ondan dolayı mutluyuz. Ve yine bu ve benzer olaylarda, kitabılarda, iyi günlerde, güzel günlerde sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinize şükriye. Ve Zile Pakistan, Zile Türkiye. On rights issues, including fighting against global terrorism. Thank you.